Bismillahirrahmanirrahim. Tuat-ı 11. 0, 72. Kısım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 13. Hadis İhramdan sonra ihramlı üzerinde güzel kokunun kalması Müslim Hazreti Ayşe'nin şöyle dediğini aktarır. Adeta ihramlı iken peygamberin saçının ayrım yerindeki güzelliğin parlaklığına bakıyordum. Nesai bu hadise ihramlı iken 3 gün sonra ifadesini eklemiştir. Yani ihramlı ihramdan çıktıktan Üç gece sonra demektir. Allah temiz yani et-tayyib diye isimlendirilmiştir. Bir takım durum ve yerlerde kendisine temizliği nitelendirdiği özelliklerle yaklaşmayı emretmiştir. Onun niteliklerinden birisi de cömertliktir. Allah onu bizde kendisine yaklaşma niteliklerinden biri yapmıştır. Hakkın kendisini nitelediği bütün niteliklerde de durum böyledir. Öyleyse ihramlı insanda temizliğin kalması hakkın niteliğinin, o kişide kalmasının bir yönüdür. Çünkü Allah o özelliği yaratmış ve kendisiyle nitelenmesinin mümkün olduğu bir durumda o özellikle ahlaklanmıştır. Hakkın nitelikleriyle mutlak anlamda nitelenmek mümkün değildir. Allah o nitelikler adına bir takım hal ve mekanlar belirlemiştir. Bunu anlayınız. 14. Hadis Temizlenmemiş bir yağla yağlanan ihramlının durumu. Tirmizi Firkat Es-Sebhi'den o da Said bin Cübeyr'den, o da İbn Ömer'den şöyle aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken süzülmemiş yani mukaddit yağla saçını yağlardı. Ebu İsa ise Ebu İsa şöyle der. Mukaddit temizlenmiş demektir. Hadisin istas zinciri hakkında firkatten dolayı farklı görüşler vardır. Zeytinyağı nurların ham maddesidir. Haçtaki uygulamaların Çoğu, çokluğu nedeniyle başka herhangi bir ibadeti yerine getirenden daha çok ihrama giren kişi ona yaraşır. Onun ışığı Allah'ın ışığın bekası için zeytinyağına ve benzeri yağlara yerleştirdiği ilahi nurla desteklenmediği için güçlü olmazsa haçtaki uygulamaların büyük kısmını anlamaktan mahrum kalabilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zeytinyağıyla yağlanmak suretiyle Allah'ın ışığa yardımına dikkat çekerek şöyle buyurur. Onun yağı neredeyse bir ateş dokunmasa bile aydınlık verir. O nur üstüne nurdur. Allah onu bir nur ve ışık yapmıştır. Allah dilediğini nura ulaştırır. Rehberlik kılavuz ile olabilir ki burada kılavuz zeytinyağıdır. Allah bir insan için nur yaratmazsa onun nuru yoktur. Nurun varlığını senin üzerinde baki kılan her şey onun adına yaratılmıştır. Esasları dikkate almak bilgi ve hikmette sağlamlığın ve yerleşikliğin bir parçasıdır. 15. Hadis İhram Gecesinde Kadının Kına Sürmesi Dara Kudni İbni Ömer'in şöyle dediğini aktarır. İhramlı kadının kına sürünmesi ve başını koku bulunmayan bir şeyle bir kez yıkaması sünnettir. Utul olarak ihrama girmez. Hadiste geçen utul süsten yoksunluk demektir. Güvenilir bir rivayette Allah'ın güzel olduğu ve güzeli sevdiği bildirilir. Hak kendisiyle güzelleşilen şeye daha yaraşırdır. Her mescide gidişte süslerinizi alınız. Şari kadını geceler arasında Kadir gecesine katmayı istemiştir. Çünkü diğer geceler Kadir gecesinin süsünden yoksun olduğu gibi kadın da zinet olmaksızın ihrama girdiğinde buna benzer. Kadına örtünmek emredilmişken ihramda yüzünü açmak emredilmiştir. Şâri ise ihram esnasında kadında tesettür hükmünün bir yönünün bulunmasını istemiş. Bu nedenle kadın kınalanmış, derisinin beyazlığını kınanın kızıllığıyla örtmüş, kına süsüyle de bir örtü haline gelmiştir. Hadiste Şari, kadına Allah'ın ziynetiyle süslenmeyi mübah kılmıştır. Allah'ın ziyneti ise onun isimleridir. Batini yorumda kadın, insanın nefsidir. Allah'ın isim ve yetelikleriyle ahlaklanan kimse ise Allah'ın kitabında ve peygamberin dillerinde kulları için ortaya çıkarttığı zihniyetiyle süslenmiş demektir. Özellikle haram aylar ve zilhicce ayında durum böyledir. Haram aylar derken hacının ihrama girdiği ayları kastetmekteyim. İhram ay anlamındaki şehir ile şöhret arasında ilişki kurularak bütünüyle şöhret demektir. Çünkü onda gizlilik yoktur. İhramda gizlenmenin izale edilmesi ve soyutlanmanın nedeni bu sayede insanın ihramlı olmasını sağlamaktır. İnsan ihram dışında yapabileceği pek çok işten engellenmiştir. Şari engellemeyi gerektiren örtünmeyi izale ederek bu durumu telafi etmiştir. Bu nedenle iki engellenme insanda bir araya gelmez. Örtünme ve ihram.